Gidemezsin. Dinle beni. Söyleyeceklerim var. Dinle dedim. Ben seni... Yazlık eve götürmekle hata ettim. Seni oraya götürmem de, orada yalnız bırakmam da bir hataydı. Sana inanmalıydım. Yanlış yaptım. Beni orada, ıssız bir yerde tek başıma bıraktın. En ihtiyacım olduğu zamanda kulaklarını tıkadın bana. Orada yaşadığım felaketi hayatım boyunca unutmayacağım. Travma. Hiç geçmeyecek belki de. Can, sakın. Sakın bir şey söyleme abi. Gül! Buyurun Baran Bey. Bana sade bir Türk kahvesi yap. Bir daha ağrı kesiciyidir. Emredersiniz. Kapılar çarpılıyor, camlar kırılıyor. Ay,
Baran Bey ayrı, gelin hanım ayrı. Herkes bir sıkıntılı, bir mutsuz. Dağılmadı gitti bir türlü şu konağın üzerindeki kara bulutlar. Neyse ben kahveyi yapayım. Sen dur, ben götürürüm. Ver bakayım. Seni oraya götürmem de, orada yalnız bırakmam da bir hataydı. Sana inanmalıydım. Yanlış yaptım. Hayır. Bırakma beni ne olur. Korkuyorum diyorum sana. Ben burada tek kalamam. Lütfen. Olmaz, gitmem gerek. Lütfen. Eğer gideceksen beni de götür. Gel. Kahveniz. Bu da ilacınız. Sağ ol. Afiyet olsun. Şifa olsun. O yemek yedi mi? Hala ağzına lokma koymadı. Böyle giderse yataklara düşecek, bir daha toparlanamayacak diye korkuyorum. Baran Bey oğlum, çok özür dilerim. Eğer yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyecektim. Dilan için endişeleniyorum. Onu rahat ettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama tek başıma yetemiyorum tabii. Kızcağız ailesini, hayatını bıraktı. Birden tanımadığı bir ortamda buldu kendini. Burada yaşadıkları da hiç kolay değil tabii. Ne yapabiliriz peki? Var mı bir önerin? Kendini burada yalnız hissediyor doğal olarak. Acaba diyorum ailesinden biriyle görüşse, hasret giderse bu ona çok iyi gelebilir. Olur. Annesini buraya çağıralım. Kız kardeşini çağırsak o daha iyi olur sanki. Yine de siz bilirsiniz tabii. Tamam, öyle yapalım. Efendim kardeşim. Kerem, Dilan'ın kardeşi Zümrüt'ü bugün konağa getirebilir misin? Olur. Bir sıkıntı yok değil mi? Hayır, sen dediğimi yap. Tamam, hallederim ben. Sağ ol. Sıra Cihan'da. Nereye gidiyorsunuz?
Doktor kontrolüm var. Cihan da bana eşlik edecek. Biraz da gezip dolaşacağız dışarıda. İyi düşünmüşsünüz. Hem biraz havası değişsin istedim. Yine içine kapandı. Sinirleri çok bozuk. Bir derdi mi var dedim. Bir şey söylemek istemedi. Sen biliyor musun? Hayır. Abinle mi bir derdin var dedim. Renk vermedi. Belki de bir gönül meselesidir. Ben yaşlandım artık. Anlamıyorum bu zamane gençlerinin dertlerinden. Sen merak etme, ben dönünce konuşurum. Sağ ol evladım. Hadi akşama görüşürüz. Kalk. Tamam. Kalk dedim. Hadi. Nereye? Bırak. Yine mi götüreceksin beni oraya? Senden beklediğim bir davranış. Ağlama. İyi misin canım benim? Okul, lokanta falan her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim.
senin yokluğun haricinde her şey yolunda. Beni bırak, asıl sen iyi misin? Çok iyiyim ben de. Her şey yolunda, merak etme. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bana evi gezdirmeyecek misin? Nasıl bir yerde yaşadığını çok merak ediyorum. Odan nasıl mesela? Manzarası var mı? Olur tabii, gel. Aslında hava çok güzel. Çardakta oturalım mı? Abla kardeş hasret gideririz biraz. Olur mu? Olur. O söylediğin kebapçıya götürmedin beni. Aklımda kaldı. Bir dahaki sefere gideriz babaanne. Söz. Hemen eve döndürdün beni. Alışveriş yapmak da istemedin. Babaanne, torun, Felek'ten bir gün çalamadık. Başka zaman inşallah. Cihan oğlum. Canım bir şey mi sıkıldı? Sabahtan beri çok keyifsizsin. Bir şey yok babaanne. Her zamanki şeyler. Doğruyu söyle. Olmuş bir şey belli. Ben de görmüş geçirmiş bir insanım. Anlıyorum o kadarını evladım. Neyse, yüreğindeki sıkıntı söyle babaannene. Dök içini, rahatla oğlum. Abimle kızı konuşurken duydum bu sabah. Ne konuşması? Seni yazlık eve götürmemeliydim. Hata ettim dedi abi. Yalnız başına bırakmamalıydım. Sana inanmalıydım. Yanlış yaptım dedi. Bir affet beni demediği kaldı düşmanımızın kızına, babaanne. Kanlımızın kızına boyunda mı eğecektik? Koskoca karabeyler düşmanın kızına karşı mahcubiyet duyacaktı demek ki. Keşke ölseydim de bu günleri görmez olaydım. Abim nasıl? Babamın kalbi iyi değil mi? Annem ne yapıyor? Sağlığı sıhhati yerinde mi? İyiyiz, iyiyiz, merak etme. Hepimiz iyiyiz. Sadece... Sadece ne? Sadece yengem hamile kaldı. Yani biz öyle sandık. Rahminde bir sorun varmış. Ameliyat olması gerekiyormuş. Doğum yapması riskliymiş. Gerçekten mi? Çok üzülmüşlerdir. Hele abim. Kahrolmuştur. Evet, çok üzüldüler. Yengem de öyle. Yengem tutturdu anne olacağım, ameliyat olacağım diye. Tabii abim de ameliyat riskli olduğu için istemiyor haliyle. Ne yapmaya karar verdiler peki? Yapacak galiba. İnşallah yengeme bir şey olmaz. İnşallah. Neyse ya, tamam. Ben buraya seni üzmeye gelmedim ya. Güzel şeylerden konuşalım. Müzik
Abla, bir şey mi oldu? Yok canım, bir sorun falan yok. Ama Kader abla seni çok merak ediyordu. Gel ben seni onun yanına götüreyim, tanıştırayım. Hadi. Abla tamam, sakin, gidiyoruz işte. Hoş geldin güzel kızım. Hoş buldum. Ne iyi ettin de geldin. Dilan hep bahsediyordu senden. Ben de çok merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Ben de sizinle tanıştığıma çok mutlu oldum. Hadi oturun. Acıkmışsınızdır. Yeni poğaçayla börek yaptım. Hadi. Kader abla. Bunlar nedir böyle? Biz bunların hepsini yersek fenalık geçiririz. Yersiniz, yersiniz. Önce bir tadına bakın, ondan sonra karar verirsiniz. Vallahi Kader abla beni buradan kilo aldırmadan göndermeyecek. Çayla birlikte güzel gider. Ben hemen bir çay koyayım. Boyun eğmişsin. Yazlığa götürmekle hata ettim. Yanlış ettim demişsin. Can söyledi. Bu muydu? Bir de üstelik yetmezmiş gibi. Kızın kardeşini konağa misafir çağırmışsın. Özür diler gibi. Hediye verir gibi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen Baran? Onlar kardeş. Haftalardır birbirlerinin yüzünü bile görmediler. Bu kadarına hakları yok mu? Onların hiçbir şeye hakları yok. Mümkün olsa kendi ellerimle diri diri mezara koyarım. Eli kanlı bir katilin kızları onlar. Huzurumuzu, mutluluğumuzu yitirdik onların yüzünden. Onun suçu ne peki? Bunlar katilin tohumu. Nasıl ki şan, asalet, soyluluk atadan gelir. Suç da, günah da, borç da onların boynuna. O kan onların eline işlemiş oğlum. Babalarının günahlarından onlar da sorumlular. Onun bir günahı yok babaanne. Hesap sorulacak da, suçlanacak da kişi o değil. Zümrüt de değil. Yeter. Dinlemiyorum artık seni. O kızın bu evde olmasına izin vermiyorum. Vermeyeceğim de. Berivan teyzemin de suçu yoktu. We'll be right back.
İyi akşamlar. Misafirimiz kim? Zümrüt. Onun kardeşi. Buyur kızım, geç otur. Hoş geldin oğlum. Geç otur sen de. Benim midem bulanıyor. Size afiyet olsun. Üşüttü herhalde. Tam hastalık havası. Buyurun, afiyet olsun. Soğutma ama. Hadi yemeğini ye. Kader ablanın yemeklerini her zaman bulamazsın. O kadar iyi geldi ki seni görmek. Bana yalan söylediğini biliyorum. Mutluymuş gibi rol yapıyorsun ama öyle değilsin aslında. Ben senin kardeşinim. Bir bakışından anlarım. Sen yanlış anladın herhalde. Gayet iyiyim ben. Her şey yolunda. Merak etme.
Kendine iyi bak. Sen de. Tekrardan çok teşekkürler. Kader, kahvelerimizi salona getir. Gel kızım, biz de şöyle geçelim. Kızım, şunları sen alıver, kahveleri de yapıver. Ben bir gelin hanıma bakıp geliyorum, tamam mı? Güzel. Kardeşini gördün, hasret giderdiniz. Mutlu olman gerekmez mi şimdi? Bu gözyaşların neden kızım? Nasıl sevineyim abla? Kim bilir bir daha ne zaman göreceğim Zümrüt'ü? Kim bilir daha ne kadar hasret çekeceğim? Ya onlar? Abim, annem, yengem, babam. O giderken arkasından bakmak, canımın parçasından ayrılmak çok zor geldi. Ona gerçekleri haykırmamak için kendimi nasıl zor tuttum bir bilsen. Yine yalnızım işte.
her şey. Bütün her şeyin suçlusu o. Kızım, sen tek bir şey görüyorsun ama. Diğerlerine kapatmışsın gözünü. Baran Bey öyle zor durumda ki. Buna rağmen herkesi korumak için öyle çok uğraşıyor ki. Beni korumadı ama. Ne oluyor abi? Nereye daldın öyle? Neye sıkıldı canım? Bir şey yok. İş güç. Arada sırada beni böyle geçiştirdiğinde seni ne kadar iyi tanıdığımı unutuyorsun gibi geliyor bana. Bir çıkar yol arıyorum Kerem. Bir denge bulmaya çalışıyorum. Kimsenin yaralanmayacağı bir denge. Ama ne yapsam olmuyor. Sen azminle, kuvvetinle nam salmış adamsın. En zor zamanlarda, en çok bocaladığında bile adaletten şaşmadığını, en doğru yolu seçtiğini herkes biliyor. Senin huyun vazgeçmemek. Ne demişler? Can çıkar ama huy çıkmaz. Elbet bu işi de çözeceksin. Bundan hiç şüphem yok. Unutma. Sen Baran Ağa'sın. Kendine iyi bak. Sen de. Sen tek bir şey görüyorsun ama. Diğerlerine kapatmışsın gözünü. Baran Bey öyle zor durumda ki. Buna rağmen herkesi korumak için öyle çok uğraşıyor ki. Beni korumadı ama. Thank you.
Açık az. Saldıranın kim olduğunu bulduk Baran. Adamın adı Supi'ymiş. Evinin adresini de bulduk. Ama adam eve uğramıyor. Hangi delikte saklanıyorsa bir an evvel bulun o zaman. Bulun Kerem. Bulduğumuzda da sağ bırakmayın o iti. Kimse Karabeylerin evine giremez. İbreti alem için öyle bir ders verin ki herkes Karabeylere destursuz yanaşmanın sonu ne olur görsün. Benden istediğin o işi de hallettim abi. Ne işiymiş o? Gel Kerem. Çalışma odasına geçelim. Şanslıyız Baran. Okul af sınavı açmış. Ben de başvurusunu yaptım. Bu da kabul belgesi. Abla. Söyle kızım. Ben bir şeyler yemek istiyorum. Oh, şükürler olsun. Aferin benim kızıma. Yiyeceksin tabii. Yiyeceksin ki ayakta durmaya mecalin olsun. Gel otur şuraya. Hemen veriyorum. Al yavrum. Afiyet olsun kızım. Sağ ol abla. Thank you.
Yeter şimdilik abla bu kadar. Ellerine sağlık. Otur. Ne oldu kızım? Bu konakta hiçbir zaman mutlu olamayacağım. Hiçbir şey değişmeyecek Ahmet amca. Herkes benden nefret ediyor. İnsan böyle büyük bir nefretin ortasında nasıl mutlu olabilir ki? Farkında değilsin belki ama sen bu konağa geldiğinden beri dokunduğun her şeyi değiştirdin aslında. Baran Bey, kalbi yumuşacıktır ama kapısı kapalıdır. Dışarıdan buz gibi görünür. Şimdi içindeki merhamet dışına yansımaya başladı. Senden sonra oldu bu. Gözleri merhametle bakıyor. Anlayacağın hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir şeyler değişmeye başladı bile. Bu konuyu bilmem ama benim için de hiçbir şey eskisi gibi değil. Benim bir hayatım vardı. Şimdi yok. Hiçbir şey kalmadı elimde. Gün ola, hayrola kızım. Çok isteriz ama geleceği bilemeyiz. Şer gibi görünen bazı şeylerin altında ne hayırlar yatar. Rabbim kulunu aciz, yolsuz bırakmaz. O illa sana bir yol açmıştır. Zamanı gelince sen de göreceksin o yolu. Göreceksin kızım. Teşekkür ederim Ahmet amca. İyi geldi sizinle konuşmak. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Kafayı mı yedin sen? Ne işin var burada? Baran her yerde seni arıyor. Ben de o yüzden geldim zaten. Ne yüzden? Adam her yerde seni arıyor diyorum. Anlamadın galiba. Bak Derya Hanım, benim acilen yurt dışına çıkmam lazım. Bunun için de bana sen yardımcı olacaksın. Elimdeki para bu işe yetmez. Saçma sapan işler yaparken bana mı sordun? Senin yüzünden yeterince başım belaya girdi zaten. Yok bende para mara. Keyfin bilir. Ben de içeri girer, Baran Bey'e her şeyi anlatırım. Saçmalama. Yapamazsın öyle bir şey. Deneyelim mi? Tamam bir dur. Bir dur. Bir bakayım ne yapabilirim. Dur bir. Babacığım. Sana söylemem gereken önemli bir şey var. Baba çok önemli. Baba toplantın bir iki dakika bekleyemez mi? Baba. Baba. Of. Kapattı. (Gülüyor)
Tamam, ben bu işi halledeceğim. Ama bana birkaç gün vermen lazım. Hemen toplayamam istediğim parayı. Ama sen de bir daha buraya gelirsen, Baran seni yakalar. Ondan sonra bırak yurt dışını, hiçbir yere adım atamazsın. Anladın mı? Ortalıklarda dolanma, benden haber bekle. İyi tamam, öyle olsun bakalım. Sakın beni atlatmaya kalkma. Bir gün haber bekliyorum senden. Sen kimsin be adam? Derya'yla ne işler çeviriyorsun? Baran Bey, kalbi yumuşacıktır ama kapısı kapalıdır. Dışarıdan buz gibi görünür. Şimdi içindeki merhamet dışına yansımaya başladı. Senden sonra oldu bu. Buna müsaade etmem! Kimseden müsaade istemedim. Bu yılana ceza kesmek için getirdim buraya. Ama bakıyorum ödül üstüne ödül veriyorsun. Önce kardeşini getirdin. Şimdi de okula mı göndereceksin?
girdiğin sınav geçersiz. Çünkü artık mezun olacağım bir okulum yok. Baran Bey, kalbi yumuşacıktır ama kapısı kapalıdır. Dışarıdan buz gibi görünür. Şimdi içindeki merhamet dışına yansımaya başladı. Senden sonra oldu bu. İçin tartışıyorsanız. Artık bir önemi yok. Neden böyle bir şey yaptın? Artık okulun bir önemi kalmadı. Sen zamanında bu sınava girmek için bana yalvarmamış mıydın? O zamanlar bir mahkum olduğumun farkında değildim daha. Hem okulu bitirsem ne olacak ki? Ne değişecek? Yurt dışından kabul almıştım. Onca çalışmalarım, hayallerim hepsi çöp oldu zaten. Hadi onu geçtim. Okulu bitirdim. Bu konaktan dışarı çıkabilecek miyim? Hayır. İşimi yapabilecek miyim? Hayır. O zaman bu sınava girmemin bir anlamı var mı? Hayır. Benim hayallerim de, hayatım da bu kapıdan girdiğim anda bitti. Diplomasını alsan olacak. Ne değişecek? Onunla evlenmem hataydı. Peki şimdi ne yapacaksın? Eğer aklından geçeni doğru tahmin ediyorsam, bu ikiniz için de... Kızım, yemek getirdim sana. Teşekkür ederim. Aç değilim. Kızım, zaten kuş kadar yedin. Böyle aç açına olmaz ki. Hasta olursun. İştahım yok abla. Ne olursun ısrar etme artık. Ah be güzel kızım. Elini eteğini çekme böyle hayatta. Ne yaşarsak yaşayalım, her zaman bir umut vardır. Kendine bir koza örüp oraya hapsetmek hiçbir şeyin çözümü değil ki. Herkes ne badireler atlatıyor. Bak, af sınavı açmış okul. Belki bu hayırlara işarettir. Hemen elinin tersiyle itme. Baran Bey oğlum da destekliyor. Senin için sınava giriş belgesi bile çıkarttırmış.
istemese neden yapsın? Sen de bir adım at, gir sınavına. Ondan sonrası Allah kerim. Sonu değişmeyecek şeyler için çabalamak canımı daha da çok acıtıyor. Burası benim yazgım. Kabullendim artık bunu. O sınava girsem de, mezun olsam da, hayallerime kavuşamadıktan sonra neye yarar ki? Nereden bu kadar eminsin ki be kızım? Belki ileride bir fırsat doğar. O defter kapandı abla. Alo? Baba bitti mi işin? Müsait misin? Baba acil bir konuda yardımına ihtiyacım var da. Kızım toplantıdayım, sonra konuşuruz. Alo? Ne zaman sana ihtiyacım olsa ortadan kayboluyorsun baba. Her seferinde kendi başımın çaresine bakmak zorunda kalıyorum. Yeter artık. Bir kere de arkamda dur ya. Bir kere. Bir kere de arkamda dur. Merhaba. Ben Derya Yıldız. Karabey Holding Yönetim Kurulu üyesiyim. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorum da. Söylediğiniz adamı araştırdık Fırat Bey. Adamın adı Supi. Baran Bey'in bulmadan gelmeyin diye emrettiği adam aynı zamanda. Nasıl ya? Yazlık eve giren hırsız bu herif miymiş? Ta kendisi. Tamam. Sen şimdi kimseye görünmeden kaybol hadi. Şu Derya'ya bak sen. Demek bu Sufi'yi o ayarlamış yazlık eve girsin diye. Olaya gel. Ne demek şartname aşağı yukarı belli? O zaman yaparlardı standart bir şablon Fırat. Herkes şöyle bir bakar geçerdi. Sen bu işlerde çok yetkin değilsin sanırım. Şartname o işin ve işbirliğin esasıdır. Onu görmeden harekete geçmek çok acemice bir hareket olur. Bizim ölçeğimizde bir şirkette de acemiliğe yer yoktur. Sen istersen bu işleri daha tecrübeli olanlara bırak. Sen misin bana hat bildiren Derya? İşte şimdi elime düştün. Baran bu işin altından senin çıktığını öğrenince seni bu konakta yaşatır mı sanıyorsun? Bittin sen. Topaç gibi oynatacağım seni elimde. Hemen gidip babama haber vereyim. İnebilirsin. Niye geldik buraya? Sınavın başlamak üzere. Bu sorularla vakit kaybetmeyelim. Acele et biraz. Thank you.
girmeyeceğim sınava. Geleceğini bir inat uğruna çöpe mi atacaksın? Gelecek mi? Benim bundan sonraki yazgım belli. Kendim için hayaller kurmayı çoktan bıraktım. 4 dakikan kaldı. Sadece duvara asmak için mi alacağım diplomayı? Çalışıp hayallerimi gerçekleştiremedikten sonra ne önemi var ki? Devamı gelecek. Bana güven. Üç dakika. Hadi sınavın başlayacak. Sınava başlayabilirsiniz. Devamı gelecek dedin. Neyi kastettin? Birazdan anlayacaksın. Hoş geldiniz Baran Bey. Hoş bulduk. Herkesi bul, salonu topla. Baş üstüne. Sen de salona gel. Evet Baran. Seni dinliyoruz. O. Bundan böyle özgür. Git yukarıdan eşyalarını topla. Orhan seni bırakacak. Peki şimdi... Lafımın üstüne laf koymayın. Konu kapanmıştır. Devamı gelecek. Bana güven.
Yakıştı. Gözlerin aynı renk. Dilan Hanım. Evet. Ben de sizi şahitler huzurunda karı koca ilan ediyorum. Buyurun, defteri imzalayabilirsiniz. Bundan sonra benim odamda kalacaksın. Değil kızım. Ben artık bırakmam seni. Dışarıda da görüşürüz fırsat buldukça. Ama ne bileyim, yani şimdi hiç böyle beklemezken böyle ani gideceğini duyunca şurama bir şey oturdu sanki.
kanıma işlemişsin demek. Evladım bellemişim seni de. Böyle canımdan can koparıyorlarmış gibi oldum gideceğini duyunca. Ben de seni annem gibi bildim Kader abla. Burada delirip gitmediysen, iki parça da olsa nefes alabildiysem senin sayende abla. İnsan sıcaklığını unutacaktım sen olmasaydın. O zaman dayanamazdım işte. Ama sen hep elimden tuttun. Allah razı olsun senden abla. Buradaki günlerime bakınca çok hakkım var üzerimde. Hakkını helal et abla. Helal olsun kızım. Dediğin gibi üzerinde hakkım varsa her zerresi helal olsun yavrum. Derya'dan kurtulduğum bile kârdır. Artık onun yüzünü görmek zorunda kalmayacaksın. Ne şanslısın. Aman havamız değişsin diye öyle söyledim ya. Yoksa oturup hüngür hüngür ağlayacağız. Sanki cenazemiz var. Ne güzel, kız kurtuluyor işte. Senin adına çok sevindim canım. Sonunda özgürsün. Gerçi hiç olmaman gereken bir yerde, hiç olmaman gereken bir konumdaydın ya. Bambaşka dünyalar. Neyse işte. Bu yüzden de çok fazla sürmeden bitti zaten. Ha. Bir de şey canım. Duydum da okul falan epey uğraşıyormuşsun. Yarın öbür gün yurt dışına çıkmak istersen sana yardımcı oluruz. Babam iyi bir burs ayarlar. Hem sen de hayallerine kavuşursun. Ben de mutlu olurum. İhtiyacı olan birine yardımcı olduğum için. Sağ ol. Ama yurt dışındaki çok iyi bir okuldan burs daveti aldım zaten. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok anlayacağım.
Bunu da alacak mı yanında? Sanmam. Bu konaktaki her şeyi, benimle başlayan o bütün kara hikayeyi unutmak istiyordur. Aşağıda olacağım. Konuşma yapacağım. Nerede o? Dilan Hanım mı? Ben bir bakayım isterseniz. Biz evleniyoruz. Bırakma beni. Çok karanlık. Çok. Bundan sonra benim odamda kalacaksın. Beni hiç düşünmeden bıraktın gittin burada. Yanındayım. Bundan sonra da hep yanında olacağım. Özgürsün artık.